yapıyorsan karşılığını ALES'te direkt alırsın, ben sana söyleyeyim. Benim sorularımda yaptığın şey eşittir budur. Buna göre ile başlayan da çözdük sadece. Aynen öyle. Evet, zaten o açıklaması oradan geliyor. Buyurunuz, beşinci soru. Hadi bakalım. Var mı bir bordo verelim? Gelsin. Beşinci sorum ulaşılamaz demiş. Anketi sonlandırdık, sonuçları verdik. Emin değilsiniz. Ama Bursa açık ara yürümüş gitmiş. Bursa açık ara yürümüş gitmiş. Çok tehlikeli bir soru. Günün en sevdiğim sorusu artı 90'ı belirleyecek bir soru. Yapan arkadaş 90 üstünü çok rahat görür. Beşinci sorumun doğru yanıtı Edirne seçeneğinde yer alıyor. O 7 kişi kim? O efsanevi 7 kişi kim? Hasan İpek, Ceren Canan. Çok iyi ya. İşte bu. Mükemmelsiniz. Şimdi gelsin bakalım ne diyor bize. Bu parçadan söz edilen büstlerle ilgili hangilerine ulaşılamaz demişim. 1-2'ye ulaşıyorum arkadaşlar. Farklı dönemlerde aynı coğrafyada yaşayan insanlara aittir. Nereden çıkarsınız arkadaşlar? Bu birinci madde hangi ifadeden çıkar? Farklı dönemlerde demiş. Farklı dönemlerde aynı coğrafyada demiş. Bak diyor ki bize. Sagalassos ve Pisidia bölgelerinin farklı dönemlerine tarihlenen ve geçmişe ışık tutan eserler arasında iki Pisidiyalı'nın büstü de var. Bu büstler Rodon ve Irene olarak isimlendirilen bir kadın bir erkeğe ait. Milattan önce 3. yüzyıla tarihlenen Romalı bir erkekle 11. yüzyıla tarihlenen Bizanslı bir kadınmış. Doğru mu arkadaşlar? Teknik olarak bir bulundu mu? Bir bulundu değil mi? Farklı dönemlerde yaşamışlar. Çok güzel. Görünümleri dörtte bir ihtimalle. Görünümleri dörtte bir olasılıkla gerçeğinden farklı olabilir demiş. Bak. Çıkar mı kesin yargı demiyorum. Şimdi burada diyor ki bize. Bu tekniği bilimin mucizesi olarak niteleyen bilim insanları ortaya çıkan sonucun %75 kesinliğe sahip olduğunu belirtiyorlar. Doğru mu? Çünkü görünüm, yakın görünümlerine kavuşturulmuş ya. Arkadaşlar %75 kesinliğe sahip olduğunu belirtiyorlarsa 4'te 1 ihtimalle yani %25'tir bu, doğru mu? Bu da olasılıklıdır, gerçeğinden farklı olabilir. Al sana 1-2 çıkarıldı. Şimdi ters köşe bir soru oldu. Nereden çıkar? Aynı zamanda. Seyrediniz. Sanat ve bilim dünyasını bak. Şimdi burada bu tekniği bilimin mucizesi olarak niteleyen bilim insanları böyle böyle belirtmiş. Sergiye gelen ziyaretçiler bu çalışma sayesinde antik Pisidiyalılarla tanışma fırsatı yakalamış. Peki sanat ve bilim dünyasını bir araya getiren bir çalışmanın ürünüdür. Bak bir araya getiren diyor. Sanat ve bilim dünyasını bir araya getirdiğiniz nerededir sevgili arkadaşlar? Bir araya getirmek. Bak ayrı ayrı çalışmışlar zaten. Bir araya getirdiğine dair ifade nerede? Şimdi bu çıkamaz zaten. Böyle bir ifade yok. Buna bir şey söyleyemezsiniz. Sergilenen diğer ürünlerden daha fazla dikkat çekmesi beklenmektedir. Böyle bir beklenti var mı? Diğerlerinden daha fazla bekleniyor. Diğerleri nerede? Hani diğer ürünler? Bu da elendi. Çok güzel bir soru. Çok var ya, number one ötesi bir sorudur. Dikkat ediniz. Ve altıncı sorumuz. Hadi bakalım. Hayır, bilimle beraber çalışma sonucunda değil. Sanatçılar ayrı, bilim ayrı. Bir araya getirmek çok başka şeyler değil mi? Bir araya getirmek nedir? Birlikte çalışmanın ürünüdür. Ama dikkat, orada öyle bir şey söylemiyor. Hadi bakalım. Altıncı sorumuz ve son sorumuz. Güzel bir soru. Orta düzey ÖSYM ara ara yapıyor bunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ama çeldirciye düşmeyin bunda. Anketi sonlandırdık. Sonuçları verdik. Bir Wolf Destanı ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Bir keşiş tarafından kutsal metin olarak kaydedilmiştir. Şunu bana bir yorumlayabilir misiniz? Bu burada var. Benim fikrimi değiştirecek olan var mı?
10. yüzyılda ismi bilinmeyen bir keşiş tarafından Hristiyanlıkla ilgili incelikli eklemelerle yazıya dökülmüştür diyor. O zaman kutsal metin olarak kaydedilmiş olmuyor mu bu? Bu olmuyor mu arkadaşlar? Niye Edirne olamaz? Neden? Ha, tamam, bu cümleden Adana çıkar. Dini motifler sonradan eklendi. Bu eyvallah. Farklı bir anlatı türü, eski fabllardan yararlandılar. Bu da tamam. İngiliz edebiyatının temeli bir Wolf Destanı üzerine kurulu. Tamam. Ceyhan da tamam. Zıtlıkların buluşma noktası nerede? Vahşilik, uygarlık, sözlü, yazılı olma durumu. Bu da tamam. Ama Edirne niye? Ha, şimdi bak. Hristiyanlıkla ilgili incelikli eklemelerle birlikte birinin yazıya dökmesi, onu kaydetmesidir. Ancak ona kutsal metin diyebilir miyiz sevgili arkadaşlar? Bunun kutsallık özelliği vardır denilebilir mi? Böyle bir şey söyleyemeyiz, değil mi? Bugünün en kolayı da buydu zaten. Temel oluşturma bir şeyin üzerine kuruludur işte. Bir Wolf Destanı bir şeyin üzerine kuruludur. İngiliz edebiyatı bir Wolf Destanı üzerine kuruludur demiş. Tamam mı? Bir şeyin üzerine kurulduysan temelindir. 6'da 5. Güzel. 6'da 4. Çok güzel. 5 doğru, 1 yanlış. Güzel. Şimdi bak, şıklar kısaysa Şevket, bir kez daha tekrarlıyorum. Eğer şıklarınız kısaysa arkadaşlar, burada olduğu gibi şıktan yukarı çıkın. Şıkkı okuyun, yukarı çıkın. Şıkkı okuyun, yukarı çıkın. Şıklarınız uzun ise eğer, yani bu nasıl? Görece uzun oluşu dördüncü soru olabilir. Yukarıdan aşağı in. İkisi de doğrudur. Tamam mıyız? Bu yönteme dikkat edin. Şimdi bir değerlendirme yapalım hemen. Hemen geliyorum. Değerlendirmem nasıl? Şıkların hepsini de okuyabilirsin. O kişiye bağlıdır. Avni, kimisi ne yapar biliyor musunuz? Şıkların tamamını, ki ben onu öneririm. Şıkların tamamını okuduktan sonra yukarıyı aramak daha sağlıklıdır. Çünkü öteki türlü A'yı oku, yukarı çık, B'yi oku, yukarı çık, vakit kaybettirir. Bu yüzden şıkların tamamını okuyun. Gayet de kısa şıklar, ÖSYM stili şıklar, hemen pat diye yukarı çıkın. Burada da aynı zamanda soruyu çözerken ne yapın biliyor musunuz? Anahtar kelimeleri belirleyin. Yani şunun gibi anahtar diyebilin. Dini motif, farklı anlatı, İngiliz edebiyatının temeli, zıtlıklar, kutsal metin. Beyninize anahtar kelimeleri adapte ederseniz yukarı çıktığınızda çok daha sağlıklı ilerlersiniz. Tamam mıyız? Şimdi bir görelim bakalım. Şimdi bir hemen yorumlamayı yapayım. Çalışma stilinizde nasıl bir düzenleme yapmanız gerektiğini söyleyelim. Aranızda 6'da 6 yapan var mı? Süre sıkıntısı olmayanlar uzun şıkları da okumalı. Tabii ki o Ömer kişiye bağlı bir durum. Bu sorularda o tamamıyla iki alternatif vardır. Kişinin tercihidir. Sen mesela uzun şıkları da okuyabilirsin. Ben genellikle bu tip durumlarda şıkları okurum zaten ilerlerken. 6'da 6 yapan kim var? Bir görelim. Var mıdır? 6'da 6 yapan arkadaşım sadece deneme çözmelidir. Kaç tane 6'da 6 yapan bir arkadaşım günde bir tane deneme çözse yeterlidir. ALES'in tabanı oluşmuştur. Süre sıkıntısı tamamıyla yerleşmiştir. Şimdi 6'da 5 yapan arkadaşım kimdir? Tabii kör testlerimiz giderek zorlaşıyor arkadaşlar. Her hafta bir önceki haftanın kör testinden daha farklı, daha zor. 6'da 5 yapan bir tane deneme çözmelidir. Sadece yanına 5 okuma yapsa yeterlidir. Ya süreden ya dikkatten kaçmıştır. Taban eksikliği yoktur arkadaşlar. Tamam mıyız? Buraya bir dikkat edeceğiz. Süreyi biraz daha arttırsan arttırabilirsin, ama tabii süren eğer sözelciysen problem yok. Süre sıkıntısı yaşamazsın, ama eşit ağırlık ya da sayısalsan bu sıralamaya tabi olmalısın. Geldim. 6'da 4 yaptım hocam diyenler. Kimler arkadaşlar? Buyurunuz. 6'da 4 yaptım diyenler. Güzel. Deneme bir tane çözülebilir, ama bunun yanında soru bankası çözmeniz lazım. Şimdi deneme bir tane çözmelisiniz. Bir de yanına yaptığınız soruyla, yani sizin şöyle bir eksikliğiniz vardır. Belli sorularda yanlış yapıyorsunuz. Yani atıyorum akış bozan hep yanlış geliyordur, ama yer değiştirme, parça oluşturma, ne bileyim ana düşünce, yardımcı düşünce hatalı gelmiyordur.
Bunun yanına arkadaşlar sadece bir test ekleyin. Yani denemenizi çözüp ara verin, kontrol edin denemenizi, tamam mı? Denemenizden sonra pat bir teste geçebilirsiniz. Ya da bunu yapmıyorum, henüz denemelere geçmedim diyorsanız günlük her test 12 sorudan oluşuyor biliyorsunuz. Ya da 8 sorudan oluşuyor. Günlük 4 test, bir de hemen akşam 4 test. Yani bahsettiğim şey şu. Sabah 4 test yapabiliyorsanız, akşam 4 test olmak üzere ders öncesi, ders sonrası bunu da yakalayabilirsiniz. Tamam mıyız? Bu bir. 6'da 3 yapan arkadaşlar. 6'da 3 kim var? Bir görelim. Yarı yarıya yaptı. Konu eksiğiniz vardır. Deneme çözmemelisiniz. Konu eksiği var demektir. Yani soru eksiği var demektir. Bu kişilerin arkadaşlar ne yapması lazım? Sabah 5 test, akşam 5 test olmak üzere sadece soru bankasından ilerlemesi lazım şu an. Anlaştık mı? Çünkü 6'da 3, 6'da 2 var mı aramızda? 6'da 2 var mıdır? Bir göreyim. 6'da 2 Avni, sabah 6 test, yani zihninin sabahı daha yorucu olması lazım. Çünkü bunun sebebi sınavınızın sabah 10 çeyrekte oluşu. Sabah 6 test, akşam 4 test ve tabii ki soru bankası gitmelisiniz ve yanına 5 metin okuması yapmalısınız. 5 metin okuması. Yani 4 test bitti. Bir seferde bir deneme çözmüş olursunuz. Hemen arkasına 5 metin okuyup çerçevenizi açmanız lazım. Tamam mıyız? 6'da 1 yapan ise temel oluşturmalıdır arkadaşlar. 6'da 1 yapan arkadaşımızın Müge Hoca ile iletişime geçmesi lazım. Bu kişinin konu tabanı eksiktir. Yani soruya yaklaşımında zayıflık vardır. Hangi soruya nasıl adapte olacağını bilmiyordur. Programı yeterli değildir. 6'da 1'de de var mı aramızda? Bu arkadaşlarımızın da bir hocayla bir görüşmesi lazım. Hocam 6'da 1 yaptım diye. Metin okumaları ne yapıyoruz? Evet. Tabii, ben anlıyorum. Ben bir şey söyleyeyim mi? Geçen haftadan çok daha iyisiniz. Bu haftaki sorular ciddi anlamda ters köşe sorular. Yani şöyle düşünün kendinizi. Siz şu an ÖSYM kafa atan soruları çözüyorsunuz. Elinizdeki kitapta örneğin 12'de 10 yapıyorsunuzdur. Bu beni ilgilendirmez. 12'de 10 seni kandırır. Çünkü evde soruya dair yanlış yapsan da problem olmaz. Süreyi geçsen de problem olmaz. Ama burada soruyu görmüyorsun. Anında müdahale ediyorsun. Gerçek bilgin ve gerçek süren ortaya çıkıyor. Anlaştık mı? Test derken tabii karma soru. Karma arkadaşlar. Karma soru çok önemlidir. Her soruya alışmanız lazım. Kağıt olsa tabii ki daha iyi olur ama bu bir bahane olamaz Salihcan. Çünkü bu bir online eğitim, değil mi? Online eğitimde bu bir bahane olmamalı. Eğer ben onu size atarsam 6'da 6'da yapabilirsiniz. Bunu daha öncesinde gördük. Elinizdeki kitabın seviyesi orta. Ortadır elinizdeki. Kendi önerdiğim soru bankaları da kolay, orta, zor diye gidiyor zaten. Tamam mı? Unutmayın. Bakın 1.29'da bile çözseniz tamamdır, benim için hiçbir problem yoktur. 1.30'un üstüne çıkarsanız eğer başka bir soruyu yemeye başlarsınız. Bu matematik olabilir, bu sözel mantık olabilir. Benim derdim 1 ile 1.30 ama 1'in altında da kalmayın. Anlaştık mı? 1'in altında da bırakın. 1 dakikanız zaten var. Acele etmeyin. Hocam ben 50 saniyede çözdüm. Güzel ama bazen de işe yaramaz bu. O yüzden kendinizi 1 dakikaya sabitleyin arkadaşlar. Tamam mıyız?